Kızların gözü yaş. Onlar hiç görmeyecekleri çocukları, torunları için gittiler. Kendileri için can verenleri, şimdiki yaşıtları acaba ne kadar tanıyor? O ruhu içlerinde ne kadar hissediyor? İngiliz savaş kabinesinin canı sıkılıyordu. İngiliz ve Fransız kamuoyları hükümetlerini sıkıştırmaya, bu anlamsız savaşı bir an önce bitirmeye çağırıyorlardı. Büyük bir saldırı için hazırlıklar tamamdı. General Sir Ian Hamilton'ın bir planı vardı. Sulla Koyuna yapılacak büyük saldırı ve ardından Harbor'un ve Sulla'dan başlatılacak taarruzla Gelibolu'nun en hakim tepesi olan Koca Çimen Tepe'nin ele geçirilmesi, böylelikle tüm savunmasının etkisiz hale getirilerek savaşın bitmesi. Yeni askerlerle takviye edilen İngilizler 7 Ağustos'ta Sulla Koyuna çıkmaya başladılar. Karşılarındaki yorgun savaşçılar düşmanı durdurmaya çalıştı. Ancak düşman çok kalabalıktı. İlerliyordu. Anapartalara kadar sokulmayı başarmıştı. Türk ordusu bunun belki de son savaş olduğunu sezmiş, can harbiyle tüm gücüyle bölgeyi savunuyordu. İngiliz donanma ve kara topçusu şiddetli bombardımana başlamıştı. İngiliz hava gücü de tüm cephelerini bombalıyordu. Her patlamada el, ayak, kol, bacak tepelere sağanak sağanak boşalıyor, insan parçaları havalarda uçuşuyordu. Anadolu'nun yiğit delikanlılarının böyle erimesine dayanamayan komutanları geri çekilmeye güvenmişti. Türk ordusu yavaş yavaş tepelere doğru geri çekiliyordu. İngilizler kazanma hırsıyla uluslararası anlaşmalara aykırı olarak zehirli gaz bombası da kullanıyorlardı. Ertesi gün 8 Ağustos'ta İngilizler tüm güçleriyle saldırıyorlardı. İngiliz-Fransız müttefik gücü şimdi Jonk Bayırı'na tırmanıyordu. Savaşın sonu gelmişti. Jonk Bayırı'nı çıktıkları an Koca Çimen Tepe düşecek, savaş bitecekti. Komutayı ele alan Mustafa Kemal, geri çekilen Türk birliklerinin geri çekilişini durdurdu. Boğaz tabyalarımızda aşırtma atışlarıyla düşmana zarar vermeye başladılar. Getirilen dağ bataryaları da ateş açmaya başladı. Ayrıca Mustafa Kemal'in yer yer başlattığı taarruzlarla düşman durmak zorunda kaldı. İngilizlerin bir sözü vardır. Tüm milletlerin savunmadan ümidini kestiği yerde Müslüman Türk'ün taarruzu başlar. Vefakar Türk anaları çocuklarını bu günler için hazırlamışlar, evlatlarının saçlarına kına yapmışlardı. Daha bıyıkları yeni terlemiş olan Ali, komutanının saçındaki kınanın hikmetini sorması üzerine anasına yazdığı mektubun cevabını okuyor, anasını düşünüyordu. Annesi mektupta, "Ay oğul, yavrum, komutanına benden selam söyle. Biz üç şey için kına yakarız. Birinci, evlenecek kıza. İkincisi, kesilecek kurbanı. Üçüncüsü de vatan yolunda şehit olması için adadığımız evladımıza. Anan senden şehadet bekler. Sakın yurda düşman uğratma. Gözünü budaktan sakınma. Yavrum benim." Karşı karşıya gelen ordular elektriklenmiş bulutlara benzerler. Herkes hazırdı. Mustafa Kemal atının üzerinde kılıcını çekti. At şaha kalkıyor, sanki az sonra olacakları seziyordu. Sanki kılıç havaya halkalı saatler olmuştu. Zaman geçmek bilmiyordu. Nihayet beklenen an geldi. Anapartalar grubu komutanı Mustafa Kemal emrini verdi. "Askerler, ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Tüm milletlerin savunmadan ümidini kestiği yerde bir milletin taarruzu başlıyordu. Tepelerden aşağıya sanki büyük bir sel akıyordu. Bunu gören İngiliz komutanlar bir an bu muhteşem manzara karşısında öylece kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Artık bitti dedikleri bu millet yeniden şaha kalmış, üzerlerine geliyordu. Ancak az sonra donanma ve kara topçusu tüm gücüyle ateşe başladı. Makinalı tüfek tarrakaları her yeri inletiyordu. Her patlamada, her kurşun sesinde bir vatan evladı, bir Ali, bir Mehmet, bir Hasan ve daha niceleri şehadet şerbeti içiyordu. Cepheler arası mesafe yer yer 8 metreydi. Ölüm muhakkak. Ancak o ne tevekkül. Bilenler Kur'an okuyorlar, bilmeyenler şehadet getirerek, dua ederek ölüme hazırlanıyorlardı.
3 dakika önce öleni görüyor, 3 dakika sonra öleceğini biliyordu. Ölüme, şehadete koşuyorlardı. Olur mu, olmaz mı demek? Babamın dostlarındandı, dimdik gülüm. Hani Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmemişlikler vardır ya, öyle biriydi. Ben çok küçüktüm, evimize misafir geldi. Oğul diye seslenirdi. Bağdaş durmaz, diz çöker öyle olur. Sayın AK Parti, gazetemizin içinde daha bir heybetli gibi. Nazım Mavi salona teşhir etmiştir, arz ederim. Bilmeyen harf hatıradır abi.